Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya ziyaretinde özellikle BRICS toplantısına katılmasından itibaren e, Sayın Putin'le çok çok önemli bir görüşme yaptı. E, direkt isterseniz bu Rusya ziyaretinden başlayalım hocam. E, orada önemli notlar var. de Mutlaka çıkardığınız notlar vardır. E, ne diyorsunuz hocam Rusya ziyareti için Putin'le yani görüşmeye? Özellikle bu geçtiğimiz hafta yayında da vurgulamıştık. E, Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın söylemlerini BRICS ile ilgili. E, bu bizi çok mutlu etmişti ve biz bu toplantıya katılacağını, BRICS Plus toplantısına katılacağını tahmin etmiştik, söylemiştik. Çünkü gerçekten uh -huh. bütün buradaki söylemler bunu ifade ediyordu, buna işaret ediyordu ve Putin de tabii ki bu anlamda çok değerli e, memnuniyetlerini iletti. E, çok e, önemli görüşler var burada. Şimdi e, bakıldığında özellikle e, hükümet olarak, iktidar olarak yani yüzümüzü doğuya e, çevirmeye yönelik hamleler ard ardına gelmeye başladı. Hem bu projelere dahil olma Uluslararası buradaki parklara dahil olma, sıcak yaklaşım gösterme, bu toplantılara e, katılmak Dışişleri Bakanımız nezdinde. Evet. Çok önemli hamleler bunlar ve tabii ki bu Moskova'dan da Pekin'den de e, bir memnuniyet dile getirildi. Evet, bu e, hafta içerisinde gündem bununla ilgili çok yoğunlaştı. E, ikisin ne kadar anlamlı olduğunu, değerli olduğunu, ne gibi zenginlikler ifade ettiğini, nasıl bir birlik olduğunu bizlere ne gibi kazanımlar katacağını hep ifade ettik. Yine üzerinden tabii kısaca geçeriz bunlarla ilgili ama çok çok değerli buluyorum ben. Buradaki bizim yaklaşımımızı ve dolayısıyla bununla ilgili karşılığında güçlü kabul görmemizi çok değerli buluyorum. Bugün BRICS istediğimiz oluşum hakikaten çok değerli işlerin altına imza atan ve bu anlamda da yani özellikle ülkenin kendi temel milli değerleri üzerinden ticaret yaparak öncelikle tabii ki para birimi Para transferi. Bütün anlamda uluslararası ticarete çok yön veren ve çok önemli kemikleşmiş bir yapıyı kıran, kıran yani hala hazırda kırdı artık yani. Bu yapıyı kıran çok önemli bir oluşum. Çünkü kemikleşmiş yapı dediğimiz şey neydi? Dolar referanslı ticaret. Dolar referansı para transferi. Her şey dolar referanslı oluyordu biliyorsun. Bu da baktığınız zaman ülke ekonomilerini yani bu anlamda ticaret yapan ülkelerin ülke ekonomilerini çok önemli ölçüde bir katkı verdiğini söyleyemeyiz. Hatta tam aksine enflasyon gibi para biriminin alım gücünün düşmesi gibi çok olumsuzluklarla neticelen bir süreç silsilesi haline geldi. E, ve e, bizim de aslında bu nokta itibariyle bir çıkış yakalayacağımız çok önemli bir sürecin e, içindeyiz şu an. Bu süreci doğru yaşarsak ki şu an gelişmeler e, açıkçası baktığımız zaman bunu ifade ediyor, bunu gösteriyor. Mutlu olmamız gereken süreçler yaşıyoruz bu minvalde devam edersek. Çok samimi bir ortamda gelişti hocam. Mesela dikkat ettiniz sizde Putin'le Sayın Hakan Fidan'ın. Evet. E, şurada da çok güzel bir fotoğraf var. İzleyenler e, şu an tabii diyordur yani e, tam olarak nedir bu? İşte uluslararası ilişkilerde mütekabiliyetin önemi çok çok önemli hocam. E, bakın Macron'u e, o zaman ağırlamıştı e, Sayın Putin öyle bir masada oturtulmuştu ki gündem olmuştu Fransa'da bile. Yani aynı masa, masa değil mi bu mesela muhtemelen? Aynı masa ne kadar bu kadar uzun muymuş diyor değil mi Alttaki evet. kareye baktığın zaman? Şimdi burada bakın daha şey. Yani orada herhalde telsizle falan anlaşmışlardı. Yani, evet. yani sizin mesafeniz, benim Türkiye'ye olan mesafem, benim Fransa'ya olan mesafem burada da aslında onu gösteriyor. Çok önemli, çok bir, değerli e, ve çok e, önemli. bir mesaj niteliğinde evet. ama Fransa şimdi evet. Fransa'nın isminin geçtiği bir ortamda nasıl bir e, burada ve Rusya Fransa'nın iki devletin isminin geçtiği bir ortamda zaten yakın bir iletişimden bahsetmek çok mümkün olabilir mi günümüz şartlarında? Pek mümkün evet. olabileceğini ben düşünmüyorum. O nedenle e, hakikaten bu söylemde aslında bu anlamda çok şey ifade ediyor. Üstteki kare e, çok sıcak, yakın bir ilişki Çok güzel evet, orada kare. Çok böyle orada. E, çok dostlar. Zaten yani, biz hep dedik ne diyorduk Koro Hocam? Neden biz bir ikisi yokuz? Neden bu anlamda bir girişimimiz dahi yok? E, ama bakıyoruz şu günler bizim epey bir zamandır, yıllardır konuştuğumuz şu günler, artık bundan hayata geçmesine yönelik çok önemli adımlar. Çok önemli adımlar. Tabii ki Batı bunlar rahatsız. Ama özellikle Avrupa, değineceğiz. Şu an kendi içinde büyük neler bir, yaşıyor onları da tartışacağız. Büyük bir sıkıntı yaşıyor Avrupa. Şu an Avrupa seçimlerine, Avrupa parlamentosu seçimlerine değineceğiz tabii. ilerleyen saatlerde. Hocam, ee, Sayın Cumhurbaşkanı'yla Putin'in görüşecek olması da çok değerli. Evet, Astana'da Temmuz ayında görüşülecek. Çok, çok Rusya'daki seçimlerden önce aslında bir görüşme olacak, muhtemeldi. Değil? Ama evet. şu sürece kaldı, Temmuz ayındaki sürece kaldı. E, çok önemli bir görüşme. Buna ilişkin zaten bir altyapı Sayın Dışişleri Bakanı vasıtasıyla bu ikili görüşmelerle de aslında bakarsan hazırlanıyor bir yandan. Müthiş bir mekik bir yöntem. Ee, yani buradaki yapıyor, ha, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, nasıl bir bakış açısına sahip olduğuna dair çok önemli. Burada veriler var, bu ifadeler zaten bu görüntüler bunları gösteriyor. Ya ziyadesiyle mutlu eden tablolar. Bizim kazanımlarımızın da olacağı, ekonomik kazanımlarımızın olacağı, bölge ülkelerle çok daha güçlü ilişkiler, bağlar kuracağımız ve çok önemli sonuçlar doğuracak lehimize. E bunlar bu görüşmeler, bu görüşmelerin sonuçları bu şekilde ilerleyecek.